Merhaba arkadaşlar, Hisse Long'cu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda endeksimizin güncel analizini yaptıktan sonra Kafein, Kocaer, Reader, PC İletişim, Ereğli ve ARD grup hisselerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Şimdi endeksimize başlayalım arkadaşlar. Endeksimiz son 3 gündür yükselişte arkadaşlar. Fakat henüz daha günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 7757 seviyesini geçebilmiş değil. Burayı geçse bile şu daha önceki videolarımda da bahsettiğim düşen kanalı yukarı yönlü kırmadan yeni girişler için uygun olmayacaktır arkadaşlar. Belki yarın, belki öbür gün şu Kaufman hareketli ortalaması veya kanalın üst seviyesine kadar yükselip buralardan aşağıya doğru tekrardan bir tepkiyle karşılaşabilir arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Bugün itibariyle 7556 seviyesindeki Fibonacci direncinin üzerine atmış olması güzel. Yarın da bunun üzerinde kapatabilirse güzel olacak arkadaşlar. Şöyle haftalık grafiğimize bir bakalım. Evet, geçtiğimiz hafta yaptığım videomda haftalıkta 7400 seviyesinin üzerinde kapatabilirse eğer bu hafta için bir yükseliş gelebileceğini söylemiştim arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle 7400 seviyesinin üzerinde kapatmayı başardı ve bu hafta güzel bir açılış yapmış olduk arkadaşlar yeni yıla. %2.06'lık bir yükseliş geldi endeksimizde. Ama dediğim gibi yükselişler sınırlı kalabilir. Belli seviyelere geldiğinde satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Henüz güvenli alanlarda değiliz arkadaşlar. Acele etmemek lazım. Şöyle 4 saatliğe geçtiğimizde 4 saatlikte alfa trend indikatörümüzün al verdiğini görüyoruz. Bu güzel. En azından dediğim gibi şöyle kanalın üst seviyelerine doğru bir hareket görebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %3 civarında bir hareket görme ihtimalimiz var. Şöyle günlüğe geri dönelim. Kaufman hareketli ortalamamıza olan mesafe nedir ona bakalım. Kaufman hareketli ortalamasında da bir %1.8'lik bir mesafedeyiz arkadaşlar. Bakalım takip edeceğiz. Umuyorum kanalı yukarı yönlü kırar da önümüzdeki günlerde güzel yükselişleri hep beraber izleriz. Şimdi sizlerden istek olarak gelen Kafein hissesine geçiyorum. Kafein hissesi şöyle geçtiğimiz hafta bir dip çalışması yapıp tamamladığını görüyoruz. Ve akabinde son 5 gündür yükseliş geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bugün 60.50 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerine atması güzel oldu. Yarın da bunun üzerine kapatması durumunda ben ilk etapta 67.45 seviyesine doğru bir hareket beklerim. Buralarda aşılıp üzerinde 2 gün yükselişte kalabilirse eğer tekrardan 82.60 seviyelerinin denenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu an ilk destek seviyemiz 58 seviyesinde. Burası kırılırsa eğer tekrardan 50.15 seviyelerini tekrar bir test edebilir arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafiğimize bir bakalım. Evet, 4 saatlikte hissemizin al verdiğini görüyoruz. Akabinde yükseliş gelmiş. Fakat son 2 mumda gücünü yitirmiş arkadaşlar. Bakın VIX fix indikatörünü de gri mumlar çok kısalmış vaziyette. Şu kahverengi mum gri mumların üzerinde arkadaşlar. Muhtemelen buralardan bir düşüş gelebilir. Düşüşün ilk etapta 57.95 seviyesine doğru gelmesini beklerim. Buradan desteğini alırsa tekrardan yönünü yukarı çevirebilir arkadaşlar. Evet, haftalık grafiğine de bir bakalım. Haftalık grafiğinde 57.62 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamamızın üzerinde kapattı geçtiğimiz hafta. Bu hafta da üzerinde seyrediyor. Gayet iyi arkadaşlar. Uzun vadede yükseliş trendini henüz bozmamış bir hisse Kafein hissesi. Ben tekrardan 67.60 seviyelerini bir test edebileceğini düşünüyorum. Şimdi Kocaer hissesine geçelim. Evet, Kocaer hissesinde bugün itibariyle alfa trend indikatörümüz al vermiş durumda. Fakat bugünkü mumun kapanışı çok hoşuma gitmedi arkadaşlar. Buradan bir dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirebilir. Aynı zamanda VIX fix indikatörü de gri mumu çok kısa kalmış durumda. Hareketin güçsüz olduğunu gösteriyor. Bakın daha önce şurada hareket güçsüzleştiğinde bir düzeltme, bir düşüş geldiğini görüyoruz. Şu an 28.55 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde kalması güzel. Yarın da bir takip etmek lazım. 29.96 seviyesinin üzerinde yükselişte kalabiliyorsa ilk etapta 35.34 seviyelerine doğru tekrar bir deneme görebiliriz arkadaşlar Kocaer hissesinde. Şöyle 4 saatliğimize bir bakalım.
Evet, 4 saatlikte bakın burada da 4 saatlikte de pek bir gücünün kalmadığını görüyoruz VIX indikatörüne göre. Aynı şekilde daha önce bakın buralarda gücünü kaybettikten sonra bir düşüş geldiğini görüyorsunuz. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Kocaeli sitesinde yeni girişler için bir yarını da takip etmek lazım. Dediğim gibi 29.94 seviyesinin üzerinde yükselişle kapanış görmemiz lazım arkadaşlar. Haftalığımıza bir bakalım. Haftalıkta Kaufmann hareketli ortalamasının üzerinde kapattı geçtiğimiz hafta. Bu hafta da henüz üzerinde. Bu gayet iyi. Uzun vadede düşüş trendine girmemiş olduğunu, yükseliş trendinin devam ettiğini gösteriyor bize arkadaşlar. Bakalım takip ediyor olacağız. Bakın uzun vade içinde Kocaeli sitesinde Williams yüzde aralığı stratejimize göre 18 Aralık haftasında bir ekleme de yapmıştık arkadaşlar. Kocaeli sitesinde. Oradan almış olsanız şu anda %11'lik bir karlılık içerisinde olurdunuz arkadaşlar. Evet, şimdi günlük grafiğimize geri dönelim ve Reader hissemize bakalım arkadaşlar. Evet, Reader hissemizde güzel bir yükseliş var. Bugün tavan yaptı ise tam da Kaufmann hareketli ortalaması olan 23.528 seviyesinin çok hafif üzerinde kapatmış oldu. Düşen regresyon kanalını henüz yukarı yönlü kırmış diyemeyiz. Bunun üzerinde 2 gün yükselişle kapanış yapması lazım. Aynı zamanda 24.92 seviyesinin üzerinde kapanışlar gelmeli ki düşüş bitti diyebilmemiz için arkadaşlar. Yani buralardan bir dirençle karşılaşıp yönünü tekrardan aşağı çevirme riski var. Dikkatli olmakta fayda var. Öyle bir durumda 19.31 seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz. Orası da kırılırsa eğer 16.78 seviyesine bir düşüş görebiliriz arkadaşlar. Haftalık grafiğine bir bakalım. Evet, haftalıkta da 21.92 seviyesindeki Fibonacci desteğini almış gözüküyor. İlk etapta 24.92 seviyelerine doğru hareket gayet normal olur arkadaşlar. Evet, bir diğer hissemiz PC İletişim. Evet, bu hissemiz de şu anda Kaufmann hareketli ortalamamızın altında seyrediyor. Kaufmann hareketli ortalamamız 34.55 seviyesinde. Bugün bu seviyeye kadar yükselip buralardan bir dirençle karşılaşıp altında kapattığını görüyoruz. Şu anda önündeki ilk direnci 34.55 seviyesindeki Kaufmann hareketli ortalaması. Burayı geçerse çok yakınında 36.02 seviyesinde bir Fibonacci direnci var arkadaşlar. Ancak burayı geçtikten sonra ve üzerinde 2 gün yükselişte kaldıktan sonra düşüş bitti diyebiliriz. Böyle bir durumda ilk etapta 41.94 seviyelerini bir tekrar test etmesini beklerim. Yarın öbür gün Kaufmann hareketli ortalamasını geçemeyip buradan bir dirençle karşılaşması durumunda ilk etapta 31.14 seviyelerine doğru bir düşüş. Burası da kırılırsa eğer daha önce destek aldığı 28.92 seviyesine doğru bir düşüş görebiliriz. 28.92 seviyesinin de altında 26.28 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var. Şöyle 4 saatliğine bir bakalım. Evet, 4 saatlikte hissemiz ala dönmüş gözüküyor. Bu güzel fakat şu son 2-4 saatlik kapanışta şuralarda bir dirençle karşılaştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yükselememiş. Aynı zamanda VIX indikatöründe de gördüğünüz gibi gücünü kaybetmiş gözüküyor. Ben buralardan bir dirençle karşılaşıp en azından 31.14 seviyelerine doğru bir düşüş görebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar bu hissede. Buralardan belki desteğini alıp tekrardan yönünü yukarı çevirebilirse bu sefer 35.98 seviyesine doğru da bir yükseliş görebiliriz. Evet, günlüğe geri dönelim. Şimdi Ereğli hissesine geçiyorum. Ereğli hissesi Kaufmann hareketli ortalamamız olan 40.48 seviyesinin üzerinde. Bu gayet güzel. Şöyle haftalığına bir bakalım. Haftalıkta da 40.93 seviyesindeki Kaufmann hareketli ortalamasının üzerinde seyrediyor. Şöyle haftalıkta uzun süredir çalışan bir regresyon kanalı içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Şu 30 Ekim haftasında kanalın dibinden desteğini almış ve yönünü yukarı çevirmeye başlamış. Bu gayet iyi. Şöyle günlüğümüze geri dönersek şu anda bugün itibariyle 41.98 seviyesindeki Fibonacci direncinin üzerinde kapatmış. Yarın da bunun üzerinde bir kapanış gelmesi durumunda ilk etapta şuradan dirençle karşılaştığı bölge olan 43.18 buralarda geçildikten sonra 45.20 seviyesine doğru bir hareket görebiliriz arkadaşlar Ereğli hissesinde. Şöyle 4 saatliğine bir bakalım.
Evet, 4 saatlikte hissemiz henüz ala dönmemiş. Alfa trend indikatörümüzde. Fakat her an ala dönebilir arkadaşlar. Yarın ilk 4 saatlik kapanışta bir yükseliş gelirse hissemiz ala dönecektir. Böyle bir durumda dediğim gibi ilk etapta şöyle 45.20 seviyelerine bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Kötü yönlü senaryoda bir düşüş gelmesi durumunda ilk etapta 40.30 seviyeleri, bakın buradan daha önce destek almış. Sonrasında da 39.02 seviyesine doğru da düşüş görebiliriz arkadaşlar. Fakat burada bakın henüz hareketin güçsüzleşmediğini görüyoruz. Yarın ilk 4 saatlik periyotta, yani endeksin açılışından saat 1'e kadar geçecek olan periyotta bir yükseliş bu mu görürsek ve aynı zamanda burada bir güçsüzlük oluşmazsa böyle kısa vade için böyle günlük veya 1-2 günlük süreler için alış yönlü pozisyon açılabileceğini düşünüyorum. Bakalım takip edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir diğer hissemiz ARD Grup Bilişim. Evet, bu hissemiz için dün akşam X hesabımda, Twitter hesabımda bir paylaşımda bulunmuştum. 4 saatlikte hissenin ala döndüğünü, 27 seviyesine doğru bir yükseliş görebileceğimizi yazmıştım arkadaşlar. Bugün de tam da beklediğim gibi oldu. Hatta bu seviyenin de üzerine açtı fakat tam da yazdığım gibi 27 seviyesinde, hatta 26.96 ya da 26.98 de yazmış olabilirim. Çok önemli değil. Neredeyse milimetrik olarak gideceği seviyeyi bilmiş olduk arkadaşlar. Şu anda ise hareketin 4 saatlikte baktığımızda güçsüzleştiğini görüyoruz. Buradan bir ilk etapta 26.08 seviyelerine doğru bir düşüş de gelebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Şöyle günlük grafiğimize dönelim. Evet. Şu 27 seviyesinin üzerine atıp burada 2 gün yükselişte kalabilirse İlk etapta 28.68 seviyesine doğru bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. 28.68 seviyesi de kırılırsa eğer önümüzdeki dönemde ve üzerinde de 2 gün yükselişte kalabilirse ilk hedefimiz bu hissede 34.14 seviyeleri olur arkadaşlar. Evet, bugün itibariyle 27 seviyesinde kapanışı tam da dirençte bir kapanış olmuş. Buradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirebilir. Böyle bir durumda 25.04 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalaması ilk etapta bir destek görevi görebilir. Burasını geçerse eğer 24.48 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var. Orası da kırılırsa 22.68 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz daha var arkadaşlar. Bakalım hep birlikte takip ediyor olacağız. Şöyle haftalığına bir bakalım. Evet, hissemiz haftalıkta da 24.68 seviyesindeki Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde. Gayet iyi arkadaşlar. Günlükte de zaten Kaufman hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. 4 saatlikte de Kaufman hareketli ortalamamızın üzerindeyiz. Sadece dediğim gibi 4 saatlikte hareket güçsüzleşmiş vaziyette. Şöyle birkaç mum düşüş yönlü hareket ettikten sonra Kaufman hareketli ortalaması ile işte şuralarda falan birleşse, 25-52'lerde falan birleşse oradan desteğini alıp yönünü tekrardan yukarı çevirebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu akşam aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.